Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz haftada ücretsiz olarak birçok sprite bulabileceğiniz, tile set bulabileceğiniz ve bunları oyunlarınızda kullanabileceğiniz siteler gösterdim. Bununla alakalı güzel mesajlar aldım. Yani birçok insanın işine yaramış, bunları kullananlar olmuş. Siz de bir önceki videoya bakabilirsiniz. Bunu üstte kart kısmına ekleyeceğim. Yani o videoya ulaşabilirsiniz. Birçok ücretsiz ve güzel sprite'lar mevcut. Bunları indirip oyunlarınızda kullanabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta ücretsiz olarak kullanabileceğiniz müzik ve sesleri bulabileceğiniz siteler de göstereceğimi söylemiştim. Bu hafta bunu yapacağız. Size oyunlarınızda kullanabileceğiniz animasyon sesleri, hareket sesleri veya arka plan müzikleri bulabileceğiniz ücretsiz siteleri göstereceğim. Şimdi bunları incelemeye başlayabiliriz. Merhaba arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce size oluşturmuş olduğum eğitimden bahsetmek istiyorum. Udemy üzerinden paylaştığım eğitimle birlikte iki boyutlu oyun geliştirme konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hem Game Maker'ın kendi özelliklerini hem de 6 adet Survival, Shooter ve RPG tarzında birçok oyun yapımını kapsayan bir eğitim seti sizleri bekliyor. Oyun geliştirme konusunda kendinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız 11 saatlik ve devamlı güncelleyerek yeni dersler ve oyunlar ekleyeceğim eğitim seti size yardımcı olacaktır. Ayrıca konularla ilgili herhangi bir sorununuz olduğunda sorularınızı 24 saat içinde cevaplıyor olacağım. Eğitim setini açıklama kısmına yazdığım linke tıklayarak satın alabilir ve ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Şimdiden eğlenceli ve verimli dersler diliyorum. İlk olarak göstermek istediğim site burası. Bunların hepsinin linkini aşağıdaki açıklama kısmına koyacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Bu aslında güzel bir kaynak. Diğer sitelere göre hazır sesler olmadığı için yani kendi tarzınıza uygun kolay bir şekilde müzikler oluşturabilirsiniz burada. Burada online versiyona basıyorum. Evet, şu an bu siteye ulaşamıyor şeklinde bir hatayla karşılaştık. Sanırım şu an site üzerinde belli düzenlemeler yapılıyor. Bu yüzden şu an buna ulaşamıyoruz. Maalesef bunu gösteremeyeceğim nasıl kullanıldığına dair. Ama böyle bir kaynağı kullanabileceğinizi bilmeniz önemli. Ama dediğim gibi şu an bu siteye ulaşamıyoruz. O yüzden bu kaynağa geçebiliriz. Ya bu önceden kullandığım ve gerçekten güzel bir kaynaktı. Eğer sitesi düzeltilmişse bununla alakalı daha sonra da video çekmeyi düşünüyorum. Ama şu an açamadığımız için bir gösteremeyeceğim. Fakat bu kaynağı da bilmeniz işinize yarayacaktır. İlerleyen zamanlarda eğer bir düzenleme olursa bununla alakalı tekrar bir video çekebilirim. Bunu şimdilik geçiyorum. İkinci kaynağımız da bu sitemiz. Bunun için Adobe Flash Player özelliğini aktif etmemiz lazım. Buradan yönet kısmına geliyorum. Ve şunu işaretleyeceğim. Evet, şimdi tıkladığımızda izin ver diyeceğim buna. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde chiptone şeklinde bir sitemiz. Biraz karışık gözükebilir ama gerçekten kullanımı kolay ve çok işinize yarayacak bir site. Mesela diyelim ki siz bir oyun yaptınız ve altın kazanma sesi oluşturmak istiyorsunuz. Bunun için herhangi bir şey bilmenize gerek yok. Mesela burada generator kısmında coin yani altın, ateş etme ya da bir patlama, boom şeklinde farklı farklı hareket sesleri mevcut. Zıplama, level atlama, ölme, yaralanma veya bir yere tıklama sesi mevcut. Tabii ki bunlar tek sesten ibaret değil. Örnekle göstermek istiyorum. Yani bunun bu şekilde karışık olduğuna bakmayın. Tabii ki bunu daha da kendinizi geliştirerek çok daha güzel sesler, çok daha özgün sesler oluşturabilirsiniz. Ama ben size basitçe göstermek istiyorum, siteyi tanıtmak istiyorum. Mesela altın kazanma sesi yapmak istiyorsunuz. Coin'e bastığınızda, bakın sesi duyabiliyorsunuzdur, biraz daha açayım. Bakın her bastığınızda buradaki farklı frekansları seçiyor. Mesela farklı farklı gördüğünüz gibi notalarda altın kazanma sesleri var. Buradan tabii ki şunların ayarlarını değiştirerek hızı mesela değiştirdik. Bu şekilde. Burada farklı düzenlemeler yaparak bunların seslerini değiştirebilirsiniz. Bakın burada zaten nasıl bir dalga şeklinde oluştuğu gözüküyor. Frekanslarını buradan inceleyebilirsiniz. Bunları düzenleyebilirsiniz. Burada zaten frekansları mesela bunu seçtiniz. Bu şekilde artıp azalan bir ses dalgası yaratabilirsiniz. Bunun haricinde diyelim ki mermi atma sesi yapmak istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi farklı şekillerde, farklı ses tonlarında mermi atış sesleri yaratabilirsiniz. Ya da patlama sesi, zıplama sesleri, ya da level atladığınızda ya da bir şey kazandığınızda koyabileceğiniz bir ses. Öldüğünüzde, yaralandığınızda ya da bir yere tıkladığınızda. Bakın zaten hepsini seçtiğinizde burada değiştirebileceğiniz alanlar aktif hale geliyor. Buradan bunları ayarlayabilirsiniz, değiştirebilirsiniz.
ya da kendiniz bir örnek ya da bir kayıt alabilirsiniz. Ama en basitinden buradaki belli animasyon seslerini kullanarak oyunlarınıza bunları ekleyebiliyorsunuz. Diyelim ki bu sesi eklemek istiyorsunuz. Bunu beğendiniz. Şu an bunu yapmak için Save Setup'a bastığınızda bunu bilgisayarınızda herhangi bir yere ekleyebilirsiniz. Bu setup'a eklediğinizde buradaki ayarlar üzerinden devam edebiliyorsunuz. Ama tabii ki o kaydettiğiniz sesi tekrar açıp aynı özellikler üzerinden sesinizi güncelleştirmeye devam edebilirsiniz. Daha sonra bu sesi, yani bu ayarlamaları yaptınız, istediğiniz bir ses oluşturdunuz, yani iyice tam olarak oyununuzda kullanılacak seviyeye getirdiniz. Bunu indirmek istediğinizde şu en alttaki Save tuşuna basarsanız eğer bunu WAV dosyası şeklinde indirecektir. Yani oyunlarınızda kullanabileceğiniz bir türe getirecek. Bunu kaydettiğinizde bize gördüğünüz gibi dosyamızı oluşturdu. Bunu çalıştıralım. Bakın. Sesimiz bu şekilde. Bunu oyunlarınızda kullanmak istediğinizde gelip şöyle yapalım. Sürükleyip istediğiniz herhangi bir dosyaya, mesela Sounds içerisine bırakalım. Buraya bıraktığınızda gördüğünüz gibi Sound şeklinde orada koyduğunuz isimde bu dosyayı oluşturdu. Bunu buradan çalıştırarak sesini dinleyebilirsiniz. Zaten bunu aslında YouTube kanalında yapmış olduğum Korona Savar adlı oyunda da ses ekleme özelliklerini gösterdim. Mesela bakın. Oyunumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi farklı sesler mevcut. Ateş sesleri mevcut. Yandığımızda farklı bir ses çıkıyor. Yani bu sesleri aslında biz burada kullanmıştık. Bununla alakalı sesi nasıl oyuna ekleyebiliriz? Korona Savar adlı oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Orada 8 farklı derste sıfırdan oyunumuzu geliştirdik ve buraya ses özelliklerini de ekledik. Üstteki kartlar kısmına bunu ekleyeceğim. Oradan oynatma listesine ulaşıp baştan aşağı 2D oyunu nasıl yaptık ve sesleri nasıl ekledik bunları izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada antivirüs sesi, arka plan sesi, yani arka planda çalan müzik, öldüğümüzde çıkan ses, bakın ya da kaybettiğimizde çıkan ses ve kazandığımızda çıkan sesleri burada duyabilirsiniz. Bunları oyunumuza nasıl ekledik, kodlarla nasıl bunları oyunumuza adapte ettik. Korona Savar adlı oynatma listesine giderek bunları dinleyebilirsiniz. Evet, bu da bu şekilde çok işe yarar ve basit bir site. Tabii ki bunları daha da ayrıntılı bir şekilde öğrenip çok daha güzel sesler oluşturabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde buradan indirerek bu ses dosyalarını oyunlarınızda kullanabiliyorsunuz. Şimdi diğer bir sitemize geçelim. Bu sitemiz de aynı şekilde Adobe Flash Player'e izin vermemizi istiyor. Evet, bakın. Bu da aslında görüntü olarak, arayüz olarak kullanımı gerçekten basit bir sistem. Mesela pickup ve coin sesi aynı şekilde farklı frekanslarda her basışınızda size farklı sesler oluşturuyor. Ya da bir ateş etmek istediğinizde lazer sesi gördüğünüz gibi. Buradan tabii ki bunları mesela değiştirebiliyorsunuz. Bakın. Bunları arttırıp azaltabiliyorsunuz. Volümünü arttırabiliyorsunuz. Daha sonra bunu kaydetmek istediğinizde Save Sound diyerek yine aynı şekilde daha sonra değiştirmek üzere kaydedebilirsiniz. Yani bu oyununuzda kullanabileceğiniz şey değil. Daha deminki sitede de öyleydi. Yani bu daha sonra düzenlemek üzere kaydettiğiniz bir uzantı, dosya türü. Bu sesi kullanmak için indirmek istiyorsanız export.wav şeklinde buna basmanız gerekiyor. Yani bu size tamamen bu şekilde kullanabileceğiniz bir ses dosyası oluşturacak. Uzantı olarak da WAV türü olacak. Buradan patlama, bakın. Ya da power up. Yaralanma. Zıplama sesleri. Ya da bir tuşa bastığınızda, bir butona bastığınızda çıkacak sesler. Mesela o sesin, bakın. Farklı türlerde oluşmasını da sağlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi buradan basitçe ayarları arttırabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Bakın. Yani ne kadar uzunlukta olacak vesaire. Minimum frekansı ne olacak? Bunlarla biraz uğraştıkça, biraz bunları deştikçe daha iyi öğreneceksiniz ve çok daha güzel sesler oluşturabilirsiniz. Çok basit gerçekten kullanımı. Yani buradaki ayarlamaları kendiniz düşünerek kendinize uygun sesler yaratabilirsiniz. Export WAV dediğinizde de bunu GameMaker için sadece oluşturduğunuz dosyayı GameMaker'a sürükleyerek basitçe bunları kullanabilirsiniz. Bu siteye de geçiyorum. Evet, bu sitemizde Beepbox sitesi. Bu da güzel bir site. Aslında ilk göstermek istediğim Bozka sitesiyle biraz daha benzer bir yapıda. Ya burada butonları seçiyorsunuz. Bakın.
Burada notaları seçtikçe, mesela baştan çalıştıralım. Bu şekilde çalıştırıp eklediğiniz notalarla, tabii ki ben şu an bununla alakalı bir bilgim olmadığı için çok fazla bir şey anlatamayacağım. Yani notaların konumları ve bu notaların ne olduğu hakkında pek bilgim yok. Sadece bunu basit bir şekilde size göstermek istiyorum. Bunun üstüne giderek, yani beğendiğiniz bir siteyse eğer, bunu öğrenebileceğiniz kaynaklar bulabilirsiniz. Yani farklı farklı özellikler mevcut. Mesela scale'ler mevcut. Bunların farklı anlamları, farklı şekilleri var. Easy'de kullanmak isterseniz de daha basitçe bunları oluşturabilirsiniz. Buradan tempo ayarı yapabiliyorsunuz. Mesela. Yani daha yavaş mı gitsin, daha hızlı mı gitsin? Ritim ayarlayabiliyorsunuz. Mesela altılık mı, dörtlük mü şeklinde. Sesi azaltabilirsiniz. Mesela türleri var burada. Diyelim ki violin seçtiniz. Ya da steel gitar seçtiniz. Gördüğünüz gibi tabii ki derin bir program aslında. Yani çok farklı türleri var. Bunların içerisinde özelleştirebileceğiniz birçok özellik de mevcut. Yani bunu biraz daha derin bir şekilde öğrenmeniz gerekebilir. Yani diğerlerinden daha farklı. Burada arka plan müziği oluşturabilirsiniz mesela. Diğerlerine biraz da harekete özgü seslerdi. Yani ateş etme, ölme, zıplama sesleri gibi. Ama bir arka plan sesi oluşturmak isterseniz buradaki programı kullanabilirsiniz. Bunu da açıklama kısmına ekleyeceğim. Bunların haricinde kendiniz bir sound maker ses değil de hazır bir sesi kullanmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Tabii ki buna özel de oyunlarda kullanabileceğiniz ücretsiz sesler mevcut. Mesela bu site buna örnek. Diyelim ki bir RPG sound paketi indirmek istiyorsunuz. Buradaki siteden bu paketi kullanabilirsiniz. Bakın. Her harekete özgü farklı sesler mevcut. Duyabiliyorsunuz zaten. Bu bir paket aslında. Siz buradaki sesleri keserek kendinize uygun sesleri istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Yani RPG bir oyun yapıyorsanız ve ses özelliklerine, yani ses efektlerine ihtiyacınız varsa bunu kullanabilirsiniz. Üzerine bastığınızda sizi onun sayfasına atacaktır. Yani mesela burada özellikleri mevcut. Savaş sesleri şu şekildeymiş. Envanter sesleri bunlarmış. Interface, yani arayüz sesleri mevcut. Farklı farklı özellikler mevcut. Bunları buradaki pakete bastığınızda indirecektir ve oyunlarınıza bu ses dosyalarını rahatça ekleyebilirsiniz. Geri geliyorum. Tabii ki onlarca burada ses dosyası var. Yani her türlü ses dosyası mevcut. Mesela rüzgar sesi. Gördüğünüz gibi durduralım. Mesela space shooter sesleri. Space lazer sesi ya da su dalgası. Birçok oyunlarınıza ekleyebileceğiniz daha güzelleştirecek sesler bulabilirsiniz. Zaten daha önceki videolarımda da birçok kez bahsettim. Bir oyunu daha çekici hale getirmek istiyorsanız ses, müzik özellikleri, görüntüler çok önemli. Bu yüzden de bununla alakalı bütçenizi zorlamadan ücretsiz bir şekilde bulabileceğiniz hem görsel hem de ses sitelerini size göstermek istedim. Bu da onlardan biriydi. Yani bunları tek tek bakabiliyorsunuz. Bu şekilde birçok ses mevcut. Bunun haricinde son olarak aslında size bir kaynak sitesi göstermek istiyorum. Yani bu da ses sitesi olmasa da, yani ücretsiz müzik, ses efekti bulabileceğiniz, 2D oyunlarınızda kullanabileceğiniz birçok grafik bulabileceğiniz bir site. Yani aslında blog sitesi diyebiliriz. Mesela 2D grafik veya tile set bulmak istiyorsanız burada birçok site yazmışlar. Yani buradaki linklere tıklayarak da bunlara ulaşabilirsiniz. Bunları da inceleyebilirsiniz. Ya da ses efektleri bulabileceğiniz siteler mevcut. Müzikler bulabileceğiniz, ücretsiz müzikler bulabileceğiniz ses siteler de mevcut. Ya da oyunlarınızda size yardım edecek yazılımların bulunduğu siteler de mevcut. Buradaki linki de ekleyeceğim. Bunu inceleyerek de oyunlarınızı daha güzel seviyeye getirecek ve ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz kaynaklara ulaşabilirsiniz. Bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım işe yarar bilgiler bulabilmişsinizdir. Yorumlar kısmında ne tür şeylere ihtiyacınız olduğunu yazarsanız, bunları belirtirseniz ve video hakkındaki yorumlarınızı da yazarsanız çok mutlu olurum. İşinize yarayabilecek, işlerinizi kolaylaştıracak farklı videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.